İnsan biyopsikososyal bir canlı. Yani biyolojik işleyişimiz yanı sıra bir sosyolojik duruşumuz da var. Evet. Kendi psikolojik duruşumuz da var. İşte bu nedenle örnek hani konumuz dikkat eksikliği ve odaklanmayla ilgili sorunlar. Lakin hani benim kendi ofisimde geliyor danışan aile örneğin. Hanımefendi işte ben odaklanamıyorum, işte bir türlü kafam çok bu aralar dağınık, işte televizyonun kumandasını unuttum, buzluktan çıktı falan. Böyle başvuru sebebi bu. Ya bir bakıyorsunuz eşiyle 2 hafta öncesinde, 3 hafta öncesinde yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar nedeniyle zihni bunu yönetme konusunda sorun yaşadığında küçük kapanmalar yaratıyor. Evet. Ve bu o kişiye dikkatinde dağılma olarak yansıyor. İşte bu nedenle odaklanamadığımızda, dikkatimiz dağıldığında bunun birbirinden farklı birçok nedeni ve parametresi olabilir. İşte tüm bunların hepsini doğru ölçmek, tanı ve sonrasında uygulanacak olan adımlar için çok önemli. Evet.